Bursa'da yaşayan Şem'in yetimin hayatı annesi vefat ettikten sonra darmadağın oldu. Yaşadığı iki katlı müstakil ev zamanla çöp eve dönüştü. Çöp evde neredeyse adım atacak yer bile olmazken yetim belediyeden evin temizlenmesini istiyor. Bursa'nın Merkez Osman Gazi ilçesi Bağlarbaşı mahallesinde yaşayan Şem'in yetim, annesini 2015 yılında kaybedince hayatı darmadağın oldu. Ailesinden kendisine miras kalan iki katlı müstakil binada yaşayan yetim, felçli olduğu için çalışamadı. Komşuların ve hayırseverlerin yardımlarıyla hayatta kalan yetimin evi zamanla çöp ev oldu. Kendisinin de topladığı eşyalarıyla birlikte evde neredeyse adım atacak yer bile yok. Yetim, eşiyle ayrı olduğunu ve tek çocuğunun bulunduğunu, kendisini de hiç aramadıklarını ifade etti. Şem'in yetim, belediyeden ve hayırseverlerden evinin temizlenmesini istiyor. Mahalle sakinlerinin ihbarıyla belediye ekiplerinin önümüzdeki günlerde Şem'in yetimin evinde temizlik yapacağı da öğrenildi. Biraderle ablam hiç orada olmadı. Ben 7-8 yaşındayım bu evi rahmetli baba annemle üçümüz yaptık sayılır. Yoklukta yaptık evimizi. Taş toprak bu caminin o gördüğünüz yerde Çakıl Hoca'da oradan çok taşlar, çakıllar taşıdım el arabasıyla. O halde bu hani bir laf var ustanın yarım kadar hesabı bu şekilde kaldı evimiz efendim. Eşya olarak doğrudan bir eşyamız olmadı. Hep çöplerden böyle dolaptır, makinede alıp getirmeye çalıştım evime efendim. Bu ev ben annemi 2015'te kaybettim. Ondan sonra bu hale geldi. 3-4 senedir, 2015 yılında 8-9 senedir bu halde efendim. Ben tek olduğum için. Bir tane eşim var ama yanıma gelemiyor. Muradi Hamza Bey de oturuyor kendisi. Çöp evi olduğu için gelemiyor da. Benim Balıkesir'de bir oğlum var efendim. Arda ismi. Ama onu da yıllar oldu göremiyorum, sesini duymadım. 2000 doğumlu efendim. Yok en son babasını, dedesini 2006 yılında kaybettim. Kaybetmeden önce sesini duydum, bir daha yok. Yok, hiç arayıp sormadı. Eşimle de 2004 yılında boşandılar benden. O tarihten beri yine evlenmiş. Bir daha ses yok ondan da efendim. Tek başıma işte eşim de yok. Kendi başıma televizyon işte gördüğünüz gibi. Bu şeyleri yapmaya çalışıyorum böyle incik boncuktur. Bir şeyler... Kendi başıma alıyorum. Televizyonun göstermede de bozuk. Çöpte orada. Bir şey yok işte. Onları çöpten buluyorum, Günsel'den, Emekköy'den, zengin vatandaş, Allah razı veren verdi efendim. Parayla hiçbir şey almadım kendime. Olsam da gidecek tutunacak bir dolum yok ki kardeşim. Ne yapacağım? Tek tabanca, iyi kötü, aksa da koksa da falan, kendi evim gene. Her türlü işte gördüğünüz gibi her şeye ihtiyacım var benim. Maddi olsun, manevi olsun ihtiyacım var ama bilemiyorum artık. Thank you.